Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Milli ara çok sıkıntı. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de 14 futbolcu milli takımda. Yani teknik direktör Jesus yönetimdeki Fenerbahçe aslında biraz nefes almış oldu. Çünkü sezon aslında iyi bir başlangıç yaptı ama yoğun bir fikstür. Ve bu yoğun fikstürde de <laughs> bir nefes alma fırsatı bulmuş olduğu Fenerbahçe futbolu takımı. Ee, ve 14 milli futbolcumuz var. Tek tek sayalım arkadaşlar. Ee, Altay Bayındır, İrfancan Can Kahveci, Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek. Bunlar Türk milli takımına gidenler. Arda Güler, Ertuğrul Çetin, Türkiye U21 takımına giden yıldızlarımız ya da yıldız adaylarımız. Atilla Salai Macaristan, Miha Zayt Slovenya, Mitch Başruay Belçika, Ezgican Alioski Makedonya, Joshua King Norveç, Diego Rossi Uruguay ve Enner Valencia Ekvator olmak üzere arkadaşlar. 14 futbolcumuz milli takımda. Tabi İsmail Yüksek'ten mutlusu yoktur. İlk kez seçildi. Hakkında hayırlısı olsun bakalım. İnşallah güzel bir milli takıma çalışı yapar. Şimdi Fenerbahçe'de Luan Perez için sürpriz bir olay var arkadaşlar. Fenerbahçe'de Luan Perez gelişmesi Beşiktaş maçında diye. Şimdi son dakika haberini verelim. Fenerbahçe haberini. Şimdi 8. haftada Beşiktaş deplasmanına Fenerbahçe konuk olacak ve Luan Perez'in durumu birçok kişi tarafından merakla bekleniliyor ve sorgulanıyor. Biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan REN maçında sakatlandı. Yani yediğimiz golde sakatlandı ve Beşiktaş derbisine yetişip yetişmeyeceği belli oldu. E, Cesus döneminde parlayan yıldızlardan biri. Bu aradan Cao Pedro milli takıma seçilmedi. Ama Doayı King, Alioski gibi isimler seçildi. Bu yüzden ben aslında Cao Pedro'nun da üstüne düşmeniz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Perez'in de sakatlığı söz konusu ama ikinci golü engellemek isterken bacağı kale direğine çarpmıştı. Şimdi Fenerbahçe'de şu anda yani şu anda herkes izinle. Siz bu videoyu izlerken de izinle ama Perşembe günü itibaren çalışmalar başlanacak. Ancak Luan Perez 1, Serdar Aziz 2, Nazım Sangare 3. Bu 3 arkadaşımız izin yapmayacaklar. Hem tedavileri sürecek hem de e, tedaviler bittiyse ek çalışma yapacaklar arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Luan Perez'in herhangi bir aksilik olmasa taş maçına yetiştirilmesi planlanıyor. Serdar Aziz de tedavi sürecine girdi. Biliyorsunuz uzun süren sakatların ardından Alanya maç öncesi ağrıları arttı. Ve tekrar tedavi sürecine girdi. Şimdi Serdar Aziz'in de Luan Perez'in de e, milli takımda işte milli arada takıma dönmesi bekleniliyor. Cuma günü genel antrenman başlayacak arkadaşlar. Takım 4 gün izinli. Cuma günü aslına bakarsanız idmanda yani takımla çalışmalara başlayacaklar mı? Bu da biraz merak konusu ama şu bir gerçek. Cuma gününe biz bu arkadaşları takımla çalışırken görebiliriz. Şaşırmayın. Ama Luan Perez için yüzde 90 diyebilirim Beşiktaş maçında kadroda olmasına. Fenerbahçe'de bir gerçek ortaya çıkmış. O sahi Semiyıl gerçeği. Ve transfer Jesus. Bir kere Fenerbahçe'de bu sezon parlayan yıldızlardan birisi o sahi Samuel. Ve geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla alkışları toplamıştı o sahi. Yani geçtiğimiz sezonki performansla. Fakat bu sezon sanki Jesus istediği forma şansını tam olarak vermiyor gibi bir görüntü sergiliyor. Fakat transferle alakalı bir gerçek ortaya çıkmış ve Jesus'un yıldız isme dair düşüncesi net olarak belli olmuş. Şimdi Rem maçında müthiş performans ama Alanya maçında oynatılmıyor. Ve şu anda birçok kişi bana aynı soruyu soruyor. Ya hocam işte Ferdi Sarıkar sınırındaydı. Ferdi oynatılmayıp o oynasa daha mantıklı değil miydi diye. Ama adam gitti Ferdi'yi oynattı. Yani klişelerin üstüne üstüne gidiyor adam. Yani misal şunun sakatlanma riski var diyorsun. Adam inadına onu ona oynatıyor. Böyle de enteresan bir şey. Ama e, o ilgili birçok kişi transfer dedik dedikodusu. Çıkartma peşinde. Cesus oyuncuyu gözden çıkardı diyorlar. Beğenmiyor diyorlar. Balici diyorlar. Şimdi Jesus oyuncuyu asla gözden çıkarmadı. Geniş kadroda sürekli yararlanacağını belirtiyor. Ve Osai yedek kalmaktan memnun değil. Evet ancak çalışmalarını sürdürüyor. Akşam gazetesi de Samuel için senenin başında Brentford'un devrede olduğunu 500 bin euro ya alınan diyor. Aslında biz anlaşma sağlamıştık ama biraz daha erken gelsin diye 525 bin euro verdik diye hatırlıyorum. 525 bin. İngiliz Brentford 8 milyon euro teklif etmiş. Fenerbahçe 10 istiyor demiş. Fenerbahçe 16 istiyordu. Ve Brentford'un iddiası da adamın aldığınızın 16 katı diye Fenerbahçe bu transfere izin vermedi. Bu sezon ligde sadece bir maça ilk 11'de başladı. Ama genelde Avrupa'daki maçlarda o sayı ilk 11 başlattı. Çok ilginç değil mi? Ya ligde hamle oyuncusu olarak ya da sonradan oyuna giren oyuncu ama Avrupa'da as oyuncu. Bu sezon 10 maç forma giymiş. Bakın asıl Osayi gerçeği bu. Çok dikkatli dinleyin beni. Asıl esas Osayi Samuel gerçeği bu. Şu ana kadar bak şu ana kadar Osayi Samuel Fenerbahçe'de toplam 10 maça çıktı. 718 dakika arkadaşlar. Yani 718 dakika. 8 kere 9 desek hemen hemen 8 maça falan denk geliyor. Yani 8 maçı tamamlamış gibi. Ama gol ya da asist katkısı yok. Şimdi biz övüyoruz. O sayı Samuel'i yere güve sığdıramamazlık yapıyoruz ama e, öbür taraftan baktığın zaman da yani öbür taraftan baktığın zaman da Osayi Samuel gol ya da asist yok. Hani bal yapmayan arı. Hatta arı yapmayan bal. Hiç oraya dönüyor. Şimdi Bakın şu olabilir. Bazen ee, bazı şeyler abartılabiliyor. Mesela kaleci performansına dönelim. Süper Lig'de ilk 7 haftada Altay Bayındır'ın performansı. Arkadaşlar kafayı bir Altay Bayındır'a takanlar var. Bunların sebebi de ya Fenerbahçe'de bir kaos olsun çünkü ekmeksiz kalacaklar. Ekmeksiz kalacaklar. Şimdi bütün kalecileri değerlendirelim. Arkadaşlar Süper Lig kalecileri Şimdi dört kaleci de e, sıralanmış bir şekilde. Her kaleci takımının renklerine göre vole ekibi çıkartmış. Ellerine sağlık. Şimdi şu istatistiğe bakın. Yenilen gol sayısı 6. Gol yenmeyen maç sayısı 3. Maç başına ortalama kurtarış yüzdesi %75. Bakın kurtarış yüzdesi %75. Ancak kaleyi bulan şut sayısı 24. Şimdi burada çok enteresan bir olay var. Yani çok enteresan bir olay var. Uğurcan 12 maça çıkmış. Muzlera 8 maça çıkmış. Altay 9 maça çıkmış. Ersin 10 maça çıkmış. Gol yenmeye maç sayısı hemen hemen aynı. Gol yenilen maç sayısında Uğurcan daha fazla oynadığı için daha fazla gol yemiş. Fakat kurtarış yüzdesi ve kaleyi bulan şut. 20 şut gelmiş kaleye. Onunu gol yemiş. Gol yiyerek savuşturmuş Uğurcan. E, baktığınız zaman performans kötü bence. 28 şut gelmiş Mustera'nın koruduğu kaleye. Yüzde 82'sini kurtarış. Çok yüksek bence. Benzer sayıda yani 24 tane de Altay'a top gelmiş. Altısını kurtarmış. Yüksek. Bakın en komiği Ersin Destanoğlu 13 tane şut gelmiş 7'sini golle savuşturmuş. Şimdi maç başına ortalama kurtarılan uzaktan şut yüzdesi. Bakın Uğurcan'ı uzaktan avlayacaksın. Ersin'i uzaktan avlayacaksın. İşareti gördünüz değil mi? Yani şu istatistiğe göre. işareti gördünüz. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben burada Altay Bayındırıcılık yapmıyorum. Ama durum bu. Fakat benim komik yani bana komik gelen ne biliyor musunuz? Degas Degas Spor mu Depar Spor mu dört büyük kalecilerin aldığı yıllık maaşlar demiş. Mustera buçuk milyon euro demiş. Parasının hakkını veriyor mu? Bence veriyor. Şu istatistik buçuk milyon euro'yu veriyor. Uğurcan Çakır 20 milyon TL demiş. Euro bazında bakarsak 1. 150 mi diyelim? 1.1 diyelim. 1.1 milyon euro. Veriyor mu? Veriyor diyelim. Ersin destan oldu. 180 bin euro. 180 bin euro. Ya da TL. Gerçi TL diye biliyorum Ersin Destanoğlu'nun maaşını. 180 bin TL diye biliyorum. baktığın zaman Ersin Uğurcan hemen hemen aynı sayıdalar. Yani 180 bin TL'yi bence karşılıyor. Fakat İlginç bir şekilde Altay Bayındır'a 2 milyon euro yazmışlar. Ulan adam Allah'tan korkar. Adam Allah'tan korkar. Altay Bayındır'ın aldığı para 3 milyon TL civarında be. Yani yaklaşık 180 bin euro. Yani Altay 180 bin euro. Ersin 180 bin TL. Şimdi 180 bin euro alan Altay, 2,5 milyon euro alan Musteray'la hemen hemen aynı istatistiğe sahip insanlar da ne yapıyor? Bak diyor işte 2 milyon euro alıyormuş bu eder mi? Şunu da belirteyim Altay Bayındır'la ilgili ben size bir müjde de vereyim. Altay diyor ki bana sözleşmeyi getirin imza atacağım yeri gösterin yeter diyor. Ve Altay Bayındır'ın yeni sözleşmesinin 700 bin euro ile 900 bin euro arasında değişmesini bekliyoruz. Hocam az değil mi lan arkadaş? Sen 700 bin euro ver, 900 bin euro ver. Elini Avrupa alsa alırken 2,5 milyon euro sunsun önüne. Karışmayın. %40'ı vergiye gitsin. 1,5 milyon euro eline para geçsin. Başka türlü hem sen satamazsın hem kâra geçemezsin. Ama 6 ile ilgili bu dediğimi unutmayın. Bu arada e, Sabah Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe derbisi için Mert Günok e, hazırım demiş ama ameliyat olduğu dizi diğerine göre daha gerideymiş. Sakatlık yaşadığı dizi üzerine kalkış hızı diğerine göre daha uzun sürüyor demiş. İnanın Jesus ve ekibi buna da çalıştırır. Valla Beşiktaş'ın kendi bilir. İnşallah Fenerbahçe maçı kazanır. Yani daha önce de söylediğim üzere 3 puanlık değil o maç. O maç 3 puandan çok daha fazlası. Hatta bana kalırsa 11 puanlık maç. Galatasaray'ın puan kaybına göre 14'e de çıkabilir. Adana Demir oyuncuları hediye etmezsen. Ama durum bu. Şimdi Fenerbahçe'de Jesus diye bir faktör var. Hatta Uğur Meleke'nin çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki Ali Koç'a bir çağrıda bulmak istiyorum. Fenerbahçe'nin bir sonraki teknik direktörü kim olacaksa Jorge Jesus'un ekibine katmaları mümkün mü demiş. Jesus burada kaldığı süre boyunca teknik direktörü de yetiştirsin demiş. Çok mantıklı. İşte size bunu söyledim. İsmail Kartal diyor ya ben ikinci adam olmam, üçüncü adam olmam. Lan niye olmuyor? Ya Fenerbahçe'de ikinci adam olmak da şereftir be. Üçüncü adam olmak da şereftir. İşte kızdığımız nokta buydu. Zayistan ilgili bir cümle ortaya attılar. Bilmiyorum ne kadar doğru. Zayş bu açıklamayı yaptım ama diyor ki son haftalarda kulüpte aldığım dakikalar azaldı. Şimdi ben bir futbolcusam kulüpte aldığım dakikalar azalsa önce suçu kendimde ararım. Acaba derim. Yani acaba derim takır takır işleyen bu takımda ben niye bir birdenbire yedek oldum? Yani ben birdenbire niye yedek oldum? Diye sorarım kendi kendime. Şimdi Zayis'te son haftalarda kulüpte aldığım dakikalar azaldı. Nedenini bilmiyorum. Oynamadığıma kendim de şaşırdım. Çünkü daha önce tüm maçlara başlayıp düzenli oynadım. Umarım ve dilerim ki bu durum turnuvadan döndükten sonra değişir. Belki de buraya biraz daha diri geldim diyor. Yani çok tuhaf. Gerçekten çok ama çok tuhaf. Çok ama çok tuhaf. Şimdi Zayt dediğim gibi bak iyi bir futbolcu lafım yok. Yani iyi bir futbolcu lafım yok ama ama bak ama Şimdi şu takımda birini çıkartın Zayt'sı koyun. Emin olun bir grup taraftar isyan edecek. Ya niye bu oynuyor diyecek. Ya niye bu oynuyor diyecek. Düşünsenize bak. Crespo'yu kes Zayt'sı oynat. Ara o İsyan edersiniz değil mi? Ara kes Zayt'sı oynat. İnanın bir grup isyan edecek. Ben şunu söyleyeyim. İkilik çıkarmaya çalışmayın. Fenerbahçe'de her futbolcu özeldir. Zamanı gelince her futbolcu oynar. Bak şu anda bana kalsa yani Mihaz e, Zayt için 8 milyon euro teklif kese satılsın derdim. Hala da aynı fikirdeyim. 4 milyon euro, şey, 4 yıllık sözleşme uzatalım. Yıllık 1 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme uzatalım. Devre arasında 8 milyon euro teklif kesin yine satılsın derim. Valencia 7 milyon euro teklif kesin hemen satılsın derim. Hiç beklenilmesin 7 milyon euroya. Ama Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'deki gol krallarının dakika başına gol ortalamasına bakınca Valencia 47 dakikada bir gol ortalamasına sahip. Erling Haaland 52 dakikada bir, Lewandowski 56 dakikada bir, Neymar 77 dakikada bir, Becker 87 dakikada bir, Arnautovic 102 dakikada bir gole sahip. İyi de hocam onların ligiyle bizimki bir mi? İyi de onlara pas atanla seninki bir mi? Yani onlara pas atanla seninki bir mi? Misal Barcelona'daki Lewandowski'ye pozisyon hazırlayanlar. Manchester City'de Haaland'a pozisyon hazırlayanlar. Kevin De Bruyne falan. Fenerbahçe'ye bak Mert Hakan Yandaş. Ayrıca bunlara çok takılmamak lazım. Uzun lafın kısası arkadaşlar. O sayı Samuel gerçeği ortaya çıktı. Luan Perez gelişmesini anlattım. İnşallah iyileşiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. O sayı için 8 teklif geldi. Hayır 18'e kadar teklif çıkabileceğini söylediler ama biz yine kabul etmedik. Fakat 18'i hani söylenti olarak vardı. Resmi teklif gelmedi ama 18 teklif gelirse gidebilir. O sayı giderse de daha önce söylediğim üzere Mert Müldür ismine direkt dalarsınız. Valencia'ya 7 teklif vardı. Satmadık ama devre arasında 7 teklif gelirse Valencia'ya düşünürüz. Serdar Aziz iyileşiyor inşallah. Luan Perez'e dedik. Altay Bayındır İstediğiniz her an sözleşme uzatmaya hazırım diyor. Yani 6 e, ay bayındır müjdesi mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama her an sözleşme uzatmaya hazır ve nazır bilginiz olsun. İrfan Can Serdar Dursun, Serdar Dursun da çok soruyorlar. Hani İrfan şey, Serdar Dursun ve 6 ay bayındırı. Şimdi bize ne lazım biliyor musunuz? hep Türk milli hep Fenerbahçe'den bahsetmeye bir de Türk milli takımdan bahsedeyim. Türk milli takım farklı galibiyet alacak 2 maçta da. Serdar 2 maçta da en az iki tane gol atacak. Bakın var ya. Müthiş bir şey olur. İnşallah da olur. Ferdi için şunu söyleyeyim bak Ferdi o sahi bence 15 artılara gidebilecek futbolcular. Hep birlikte de bekleyip göreceğiz. Arda Güler e, alt takımda, Ertuğrul Çetin'e de alt takımda başladı. Mesela Atilla Salay da 15 artıya gidebilecek futbolcu. Bak Atilla Salay, Osay, Ferdi olur Bugün Altay'ı satsan Altay'da 15 artıya gidecek, gidebilecek futbolcu. 4. Hadi Zahis için ben 8 dedim. Teklif var, istek var ama Zahis sözleşme uzatmaya yanaşmıyor. Yanaşırsa olabilir. Yoksa sezon sonu uygun bir maliyette gider. Yani Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmadan gider ama Bilmiyorum ben gitmeyebileceğini de düşünenlerdenim. Baştuhari konusunda inşallah Belçika milli takımında oynar ve gol atar. Morallenir. Fenerbahçe futbolcularının hepsi morallensin. Ali de morallensin. Rosti de morallensin. Milli takım bir işe yarasın. Cao Pedro'nun da Beşiktaş maçına hazırlanma sürecine dikkat edin. Onu da söylemiş olayım. Kaleciler konusunda da gereğini belirttim. Altay konusunda sıkıntınız olmasın. Tereddütünüz olmasın. Sohbet Sohbetvari tarzda yaptığım bu video arkadaşlar belki birçoğunuz beğenmeyeceksiniz ama sizlerden bir ricam var. Videoya beğeni atmanız. Çünkü kanalımıza sürekli şikayetler geldiği için birçok arkadaşım da, hocam video sayısını arttıralım. Biz beğeniriz. Daha çok beğeni gelmiş olur. ya daha çok beğeni gelmiş olur. Kanalın da işine gelir dediler. İnşallah size bırakıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.